Hadi 350 bölü 50'yi bulalım. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir şeyden 350 tane olsun. Diyelim ki çok lezzetli 350 tane kekimiz var. Eğer 350 tane kekimiz varsa ve onları 50'li gruplara ayırıyorsak kaç grubumuz olur? Bir yol 350'ye ulaşana kadar 50'leri saymak ve kaç grup olduğunu bu şekilde hesaplamak olabilir. Bir 50'lik grup 50 olur, bir tane daha 100, bir tane daha 150, bir diğeri 200, 200 artı 50, 250, bir başkası daha 300 ve son bir grup daha ekleyince 350. Yani bu 50'lik grupların hepsini topladığımızda 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, İşte böyle 350'ye ulaşıyoruz. Peki... Burada kaç tane 50'lik grup var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 350 bölü 50, 7 ediyormuş. Şimdi bölüme, yani 7 olan sonuca bakalım. Aslında eğer basitçe 35 bölü 5 yapsaydık da 7 bulurduk. 35'i beşerli gruplara ayırmak da 7 grup bulmak demektir. Başka bir deyişle, buradaki sıfırlar bir işe yaramadı, sonucumuzu değiştirmediler. Demek ki onları sadeleştirebilirmişiz. Birinci sıfırla ikinci sıfır birbirini götürüyor. Şimdi niye böyle olduğuna bakalım. Aslında bölme işlemi kesirle aynı şeydir. Eğer bunu bir kesir olarak yazsaydık, yani 350 bölü 50 deseydik, bu kesir çizgisi buradaki bölme işaretiyle aynı anlama gelecekti. Ve buradaki gibi bir kesrimiz olduğunda bunu sadeleştirebiliriz. Mesela bu durumda her iki sayının da sonlarında 0 olduğu için ikisinin de 10'un katı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ikisini de 10'la bölüyoruz. Payımızı da paydamızı da 10'a bölebiliriz. Ve tam sayıları 10'a böldüğümüzde kullanabileceğimiz bir hile, daha doğrusu bir yöntem var. Tam sayıları 10'a böldüğümüzde sondan bir 0 atarız. Yani buradaki 350'yi 10'a bölünce sondaki 0 gider ve 35 olur. 350, 35'li 10 gruba bölünebilir. Ve sonra aynısı 50 bölü 10 içinde geçerli. 50'yi 10'a böldüğümüzde bu sondaki sıfırı siliyoruz. Ya da şöyle düşünün, 50, 5 tane 10'lu grup ediyor. O yüzden bunun sonucu da 5. Sonrasında elimizde sadeleştirilmiş kesrimiz olan 35 bölü 5 kalıyor ki, bu da buradaki ile aynı şey. Yani iki durumda da 350 bölü 50'nin 35 bölü 5 ile aynı olduğunu görebiliyoruz. Tam sayılarla bölme işlemi yaparken her iki sayı da sıfırla bitiyorsa, bu sıfırları sadeleştirebiliriz. Temelde sayıları 10'a bölmüş oluyoruz. Yani her ikisini de 10'a bölüyoruz. Sonlarından birer sıfır atıyoruz. Bu sıfırları attığımızda elimizde daha basit sayılar kalıyor ve bence küçük sayılarla bölme işlemi yapmak çok daha kolay. Hadi gelin birkaç tane daha yapalım. Mesela 420 bölü 70 gibi bir şey deneyelim. Her iki sayımızın da sıfırla bittiğini görebiliyorsunuz. Bu sıfırları sadeleştireceğiz. Yani aslında her ikisini de 10'a bölüyor olacağız. Ve bu sayede 42 bölü 7 gibi daha basit bir bölme işlemimiz olacak. 42 bölü 7, 6 eder. Bu yüzden 420 bölü 70 de 6 eder. Bu da sonuncu sorumuz olsun. 5600 bölü 80 kaç eder? İlk dikkatimi çeken şey, iki sayının da sonunda 0 olması. Eğer 80'deki bu sıfırı sadeleştirirsem, diğer taraftan da bunu sadeleştirebilirim. Ama 6500'deki her iki sıfırı da silemem. Çünkü iki tane sıfır var ve işlemdeki her iki taraftan da eşit sayıda sadeleştirme yapmak zorundayım. Artık elimizde 560 bölü 8 işlemi var. Şimdi gördüğümüz yeni bir bölme problemi ve bu da biraz karmaşık duruyor. Ama kesinlikle 80'e bölmekten çok daha kolay olmalı. 560'ı 56 onluk olarak düşünebiliriz. Çünkü aslında o sondaki sıfır burada 56 onluk olduğu anlamına geliyor. Yani bu 10 çarpı 56 şeklinde de yazılabilir. 560 ve 56 çarpı 10. Bunlar birbirine eşitler. Çünkü 10 kere 56, sonunda bir sıfır olan 56 demektir. Şimdi, soruyu bu şekilde yazdım ki, bunu 56 bölü 8 şeklinde kolay bir işlem olarak çözmemiz mümkün olsun. 56 bölü 8, 7 eder. Sonra da çarpı 10 yapacağız. 7 çarpı 10 da 70 eder. 560'ı 8'e bölünce sonucun 70 olduğunu bulduk. Bu, 5600 bölü 80'in de sonucunun 70 olduğu anlamına geliyor. Çünkü sıfırları sadeleştirip böldüğümüzde yine aynı sonuca ulaşırız. Ama unutmayın, her iki taraftan da eşit sayıda sıfır silmek zorundasınız. Buradaki iki sıfırı da silemeyiz. Eğer bölünenden bir sıfır sadeleştirirseniz, bölenden de bir sıfır sadeleştirmelisiniz. Ve unutmamamız gereken bir diğer şey de, sıfırların sonda olması gerektiği. Yani eğer 506 bölü 20 gibi bir problemimiz olursa, buradaki sıfırları sadeleştiremeyiz. Çünkü 506'daki sıfır sonda değil. Buradaki yeni soru 56 bölü 2 olur. Ve bu da üstteki işlemle eşit olmaz. Yani böyle bir durumda sıfırları kesinlikle sadeleştiremeyiz. Bu olmaz. Hı -hı. Demek ki neymiş? Sıfırlar sonda olmadığı sürece sıfırları silemiyoruz ve hem bölünen de hem de bölen eşit sayıda sıfırı sadeleştirebiliyoruz.